Evet değerli arkadaşlar, Furkan Öykü TV'ye hoş geldiniz. Sevgili TikTokçum, nasılsın? İyisin inşallah. Bir canlı yayında daha yine beraberiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Farming Simülatör'deyiz. Ürünlerimizi ektik. En son zaten biliyorsunuz tarla almıştım ben. 4 arazimizi birden ekimini yapmıştık. Şimdi bu arazilerimizi temizleyeceğiz, güzelce hasadımızı yapacağız. Hemen arkasından da tekrar ekeceğiz bunları, ama tabi para durumumuza bakmamız gerekiyor bu noktada, çünkü bir araç tamir için bir yer yaptırmak istiyorum bu tarlalardan birinin bir tarafına. Zırt pırt oraya tamir etmek istemiyorum, çünkü cihazlar çalıştıkça ciddi bir şekilde takdir edersiniz ki arızaya düşüyorlar. Şimdi evet, ilk arazimize bir çer döverimizi park ettik. Motoru çalıştır. Evet. Besmele ile birlikte ne yapıyoruz? Hasada başlıyoruz. Haydi bismillah. Başlasın hasat abi. Evet, hasat başladı. Şimdi bu araziyi hasadını yapacağız. İçerin deposunun doluluk oranına bakarak traktörü buraya getireceğim veya getirmeyeceğim. Birkaç tur attıktan sonra, hatta bu devam ederken biz şu traktörü bir çalıştıralım abi. Kulluk nerede abi? Tarla sürmek için gerekli malzemeyi hazırlayalım. Biçer çalışıyor hocam. Şu an biçer döverimizin performansı çok iyi. Yani ama tabii ki kullandıkça, şimdi 4 tane arazi yaptıktan sonra biçer ne duruma gelir? Arıza durumu ne hale gelir? Bunları tabii öngöremiyorum. Bunları öngörme şansım yok. Ama bakacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şu arazilerimizi bir sürme işini güzel güzel yapalım, değil mi? Bence doldurmaz kasayı diye düşünüyorum, ama dur bakalım. Bir iki tur daha attıktan sonra diğer makineyi hazırlayalım bu arada. Sen burada hazır bekle. Şimdi burayı birkaç tur daha biçsin. Ondan sonra diğer cihazı çalıştıracağız. Ne kadarlık mahsul çıkar 4 arazimizden, onu da tabii yine kontrol ederek
bakmak gerekiyor. Bir yandan da şu kredi borcunu ödememiz lazım çünkü... Çünkü her gün 4000 küsür, 4000 küsür faiz ödüyorum, borç da azalmıyor abi. Daha büyük bir biçer döver. Buraya soksam mı, sokmasam mı? Yani emin olamadım. Yani ben bir tane daha büyük bir traktör alıp şimdi bu şekilde evet, devam et. Kasanın %51'ini doldurmuşuz abi. Şimdi evet, arazimiz güzel, bir çerdeler temiz bir şekilde burayı kesiyor abi. Başla bakalım sen de sürmeye. Oradan tarla sürülüyor şu an.
Vallahi kasası yetecek gibi. Arkadaş. Yani 7 ton mal aldık bu araziden. Şimdi bu buranın sürme işlemine devam ederken biz şu yeni aldığımız araziye bir parmak atalım abi. Evet, bu da yeni arazimiz. Siftahını yapıyoruz, ilk hasat. Yeni aldığımız tarladan ilk hasadımızı topluyoruz. Oğlum ne yapıyorsun lan? Burası biraz böyle tepelik bir araziye benziyor da bir de şu arkada var bir arazi. Ne? 23. Daha orayı da alacağım. Şimdi tabii malı toplamak sıkıntı değil bizim için ama
Zamanlama konusunda gerçekten iyiyim. Doldur oğlum. Tamam, güzel. Buranın sürme işleminde sorun görünmüyor. Oğlum tarlanın kalanı da büyük ha. Yani tamam, kasayı fullleyecekmiş gibi görünüyor ama dur bakalım. Şu araç tamiri nereden alıyorduk? Buradan mı alıyorduk? Paran yok dedi ya la. Yani birkaç tane ağaç var bizim arazilerde. Onları kesip talaş yapıp satabilirim. Basit bir talaş makinesi almak istesem. Ormancılıkla ilgili burada neler var abi? Bu ne? Ağaç ekmeği. Talaş parçaları halinde kesiyor. Şimdi bir dakika. Abi. Yani. 64.000. Bitiyor.
Şimcik. Biçer devam etsin. Biz şunu bitirdiği gibi buradan alalım ve getirelim, öbür tarafa koyalım. Evet, burayı sürdük. Evet, bu arazinin sürme işlemi başlasın. Bu arada elektrikli testere almaya kalkarsam 1000, hepsi 1000. Oğlum al bir tane la. Bulun. Tamam, sıkıntı yok. Bulunsun elimizde. O talaş cihazını kiralasam mı ya? Bir sefer kullanacağımız bir alet. Ben onu kiralayayım değil mi? Bir de şu ağaçların köklerini söken bir alet vardı ya. Oğlum ağaçların köklerini söken alet hangisiydi? Ya keser de ağaçların köklerini nasıl alacağız ulan? Abi bununla alakası yok ya. O küçük parçaları nasıl yok edeceğim abi? Değişik aletler bunlar. Hayır, her neyse onu bulacağım.
mahsul konusunda çok büyük sorun yaşayacağımı sanmıyorum. İyi mahsul verecek. Benim için şu an önemli olan kasada boşluk olacak. Direkt üçüncü tarlaya atlarız. Yine hala da tek tarlayla, tek biçerle işi götürebilirim. Ötekiyle yapılacak olan ekimlerde neydi abi? Ayçiçek miydi para veren? Evet, ayçiçek ve soya. Ayçiçek ekersem... kesiciler neredeydi hocam? 5.7 metre. 12 metre. 12 metreliği takarsak bu makinenin kıçı havaya kalkar abi. Bu 5.7 sevsen de sevmesen de yani. Şu. ...5.7'nin bana en büyük avantajı da şu olur. 5.7'lik kesicinin. Şu bak, şu 5.7 ya. Şu 4 metrelik olan biçeri alırsam bunun hangisi daha yüksek lan? Bak bu alttan veriyor, bu da alttan veriyor. Yani bunlar çok alçaktan veriyor abi. Bunun haznesi 5600, bunun haznesi 4.5. Bunun haznesi daha büyük. Bunu alırım abi. Bunu 100 bine alıp şu kesiciyi de 22.5'a alıp 180 beygir olacak diyor makine en az. Bunu çalıştırmak için. Dakika, kesiciler. Hele bir dur, şu biçeri çalıştırayım da. Bak bu bir avantaj. Biçer için bana şeyleri söylüyor. Mesela Massey Ferguson'a şunu takmaya kalkarsam 380 beygir diyor mesela. Bak bunu takacaksan da en az 380 beygirlik biçer döverin olacak diyor. Öbürü de 180 beygirlik biçer döver istiyor. Bu kaç beygir? 160 beygir. Yani çalıştırır ama bu daha rahat çalıştırır. 180 beygir. Buna onu takacağız. Burada bir sıkıntı görmüyorum. Güzel. Orayı yapıyorsun. Gir bakalım biçer. Şimdi ayçiçeği ekmek için de o tesisatı kurmam lazım. Thank you.
Şimdi... Bizim bu masaya kaç beygir abi? ...306 beygir. Güzel. Bizim masa Ferguson bunu çalıştırır lan. 9 metrelik biçer. Rostel maç diyor ya. 9 metre bu bak. Aradaki fark şu. Bu 380 beygirlik şu makine için tasarlanmış olabilir 9 metre. Ya işte Mısır için lazım olan belli abi. Rostel maç alacağız abi, bunu alacağız. Küçük ama iş görecek. Biçerimiz çalışıyor. Bir yandan araziyi oradan şey ettiriyoruz. Hani param olsa yemin ediyorum bak şu traktör. Şu traktör var ya bak. Şu Valtra 65 bin olan. 40 kilometreye kadar çıkabiliyormuş hızı. Şu kasa taşımak için ideal. Şu Fendit'e hiç şey yapmadan 100 beygirlik bir alet. Ya ne oldu, bunları niye taktın ağırlıkla, çık. Heh. Ya abi. Bunu da takarsın 110 beygir olur, 81 kilovat. Gayet güzel bir şey olur. Kasa taşımak, kasa çekmek için güzel alet olur bundan. O zaman Fendit'e mısır ekimi ile ilgili cihazları bağlayabilirim. Neden diyorum? Çünkü benim elimdeki Fendt en son kurulumda olması lazım. Yani şu şekilde 150 beygirlik bir Fendt var bende. Şu ekicilere geldiğin zaman 110 beygir diyor. Bunu Fendt'e bağladığım zaman rahat çalışacaktır. Biçer çalışıyor ama biçerin arızası da ilerliyor yani. Arazi sayımızı arttırdığımız için. Ama oradan buraya gelirken traktör ile bir benzin deposu alıp doldurup gelebilsem iyi olurdu. En azından yakıt için de oraya gitmek yani şimdi zoruma gidiyor. Nereden alıyorduk lan o yakıt şeyini? Sekiz buçuğa bak, şunu alabilirim yani, bunun içine yakıt dolduracaksın. Aa, 8,5 iyi iyi. 8,5 bu çok iyi abi. Sekiz bin beş yüz alır, bunun içine benzin doldururuz.
Tarlanın yakınına bir yere koyarız bunu. Sabitleriz. Sonra öbür cihazları alırız abi. Önce bunu yakıt tankını alalım. Tabii yakıt tankı, traktör ve yakıtı doldurabileceksek. Sonrasında alacağım yükleme vagonları zaten hayat kurtaracak yani. Yani bir tur da bitmezse bile iki turda biter burası. Bura bitiyor. Zaten biçerin işi bitmez. Biçere devam. Kasası devam. Buradan maaşları topladık mı var ya, görsel olarak hem ağaçlardan para edeceğiz, hem bu yapraklarla bari kavga etmeyeceğiz. Yürü koçum. Son tur gel abi, hemen aşağıdaki tarlaya takacağım seni. Abi almam gereken çok alet var ya. Şimdi hasadı toplayacağız, satacağız. Ekleme malzemeler varsa onları alacağız. Ne yakıt tankı bilmiyorum yani. Evet, buranın sürme işlemi de bitti. Hemen buraya başlatalım sürme işlemini. Buradan geçer mi? Her türlü. İyi gidiyoruz. Öbürü buna yetişmesin de. Yani biçer belki bir veya iki tur daha döner, sonra hız 9'lara iner. Zaten biçerin normal yol gidişi 8'e falan düştüğü an tamir edilmesi gerekiyor demek bu.
Yani biçerin modunu tamir etmek zorunda değilim ama şu bıçağı hasat sonrasında tamir etmem lazım. Oho, daha dünyanın yeri var ya la burada. Ne diyor, şu ağaçlardan bir malzeme çıkartıp gönül rahatlığıyla. Yani çok uçmayayım ben ya, batırmayalım şimdi oyunu. Birkaç tur daha böyle elimizdeki aletlerle teke tüke gideceğiz. Bir tur daha gidecek, sonra yine geri gelecek. %80'i geçer ya bu. Ben her türlü bir kasadan fazla olacak yani, o belli. Ben şimdi düşünüyorum, hani mahsulün fiyatının yüksek olmasına bakarak ekim yapıyorum ama bir de tarlanın mahsulü ne kadar vereceğine bakmak lazım. Yani ben bu dört tarlaya pancar eksem, yani ne kadar mal alırım? Hadi bakalım. Bizim biçer kesmeye devam edeyim. Şimdi dört tane tarla abi.
İyi, güzel. Evet, şimdi dönecek. Sana boşaltmak isteyecek. İki buçuk biçer bu kasa. Hadi satalım. Allah bereket versin. Vallahi 51 iyi para. Şimdi şu... Ben bunu buraya çakarım abi. Ha ha ha!
Bir de böyle gidelim bakalım. Orası çalışıyor, sorun yok der. Başka ne yapacaktım abi? Yani en kötü ihtimalle şu talaşla ilgili olan aleti kiralayacağız. Talaşla ilgili olan makineyi kiralarsak ağaçları bir temizleyelim ortalıktan, görsel açılsın hocam. Güzel mahsul verdi. Çok güzel mahsul. Bir full kasa sattık yani. Şu ağaçları yok etmek asıl benim için sıkıntılı olan, zor olan o. Güzel. 98. Bu niye bu kadar ağırlaştı lan? Ne oluyor? Doldur hocam.
Darlayı sürüyürük. Bu da son darla. Bunun da sürme işlemi başladı. Ya arkadaş. Abi 1,5 kasa mal çıktı. 4 araziden. Bence güzel.
ne çabuk anasını belledi ya. İçeri de kapattım. Şimdi ben şu tankeri bir alıp geleyim. Hemen 2 dakika. Orada arazinin sürülmesi devam ederken nasıl su gibi eksiliyor. Ulan oğlum bütün para bitmese bari ya. 3500 litreyi doldurmaya çalışacağım. 40.000 euroyu bayılmasak bari mazota.
Sonuçta tarım iş yapıyoruz abi. Mazot önemli. €4.000 yakıt parası bayıldık. Şimdi götürelim bu tankareyi. Yani arazinin bir tarafına uygun bir yere koyalım. Araç bakım istasyonunun yakınında bir yere koyabilirim aslında. Yani tamiri, bakım, yakıt ikmali gibi işleri oradan hallederek devam edebilirim. Güzel. Burası da benzinliğimiz. Gel bakayım şimdi şu orman ekipmanlarına. 64.000 kirası kaç para la bunun? 3.000. Şimdi bu alet traktörden enerji almıyor galiba. Bu traktörsü çalışıyor mu ya? Emin olamadım. Dur bakalım. Abi bunu kirala 3.000'e. Ağaçları elle taşıyacağız. Daha doğrusu bunları ağaçların yanına taşıyacağız. Şimdi
Bu meneti bir şekilde çalıştırmam lazım. Şimcik. Güzel. Hadi başla bakalım. Bir yandan makine ekerken bir yandan da biz odunlarla
Ulan. Kes koçum hadi. Yani mecburen kes çocuğum, kes. Kesmeye devam. Şimdi 1, 2, 3, sonra köşedeki 4.
Güzel. Anasını satayım, patates doğruyorum sanki ya. Temizledim. Oğlum bitmiyor la. Tamam, dilimlemeye devam edeceğiz buradan da. Güzel, dilimle oğlum ağacı, dilimle. Bunu elle kaldıracağız, mecbur dilimleyeceksin.
Abi bunu böyle tek tek. Arkasındakinin de tamiratını yaptıracağım ama komple bir ekeyim şu 4 tane araziyi ben bir. Hop zıpla. Bunları buraya bir doldurayım abi makineyi çalıştırmadan önce. Talaşı satacağımız yeri bulmamız lazım tabii. Şimdi makineyi güzelce bir yükleyelim biz. Ne uçuyor lan evin içinde? Abi nereden giriyor ya? Doldur oğlum, doldur. Hoppa. Allah cezanı verecek. Yığ bakalım oraya. Güzel. Şimdi bayağı bir doldurdum. Ya ağaçların köklerini neyle söktüğümü hatırlayamam. Oğlum sen nasıl girdin lan evin içine?
Nasıl girmiş olabilir ki? Şimdi şunu ver. Bayağı doldurduk makinenin içini ama, değil mi? Cihazın içini çok doldurdum ya. İnşallah baga. Oğlum bütün ağacı koysam alacak ha. Koy abi. Abi ne var ne yok hepsini koy aletin üstüne burada. Yani bu ağaçları temizleme olayı biraz, evet, yoracak. Ya bu alete yani doldur doldurabildiğin kadar şu an buna yani. Böyle iki ağacı komple koyabilirmişim yani içine ha. Vallahi yani yükleyebildiğim kadar çok yükleyeceğim. Merak ediyorum. Biraz dağınık yüklesem bile zaten hepsini toz haline getirecek bu. Yardımcı be. Oo. Buranın da soyası ekilmiş. Hemen gidelim şunu da ekelim.
Arazi üstünde benim için engel teşkil eden ağaçları temizleyeceğim. Oğlum o ne lan? Vallahi yani bunu böyle tek tek öğütmek zulüm. Bunun yerine ağaç kiralasam daha iyi. Yani makine kiralasam. Evet, öğüt bakalım çocuğum. Ormancılık. Çok büyük. Bunun kirası oh. Ama işi hızlandıracak. İşi hızlandıracak abi yani. Mevzuyu oradan bakmak lazım. Yani talaş çok pahalı bir şey değil. Orman işletmesi abi bu içeride bir yerdeydi ya. Savaş nerede kabul ediliyor abi? Şurada.
Oğlum talaşı nereye satacağım lan? Ya abi bak burada bir yerdeydi o talaş ya. Hay anasını avradını ya. Abi talaşı nereye satıyordum ben ya? Şimdi. Ama bu talaşın olayı neydi ya? İlk tur gübresini atayım da.
Bir tur daha döner ve ilk araziyi gübreler. Evet, burası tamam. Devam. Evet, yap gübrelemeni. Sonra bir araziye sokacağım onu. Bu birinci tur gübreleme oluyor değil mi şimdi benim? Evet, ilk tur bu. Bence bir tur daha döneceksin şimdi. Hadi bakayım. Vallahi arkadaşlar bu cihayın yani normalde YouTube'a aldığım kayıtlar olur. Yani yayın esnasında YouTube'a da kayıt alıyorum ne olur ne olmaz. Sonrasında kayıtları atmak için ama genelde parçalarım. Bu seferkini parçalamayacağım abi. Bütün olarak atacağım. Uzun biraz ama. Evet, ikinci arazi. Tamam, şimdi şu üçüncü araziyi kübreleyelim.
Bir orada odunla ilgili bir yer vardı. Bir de ileride bir tane var uzakta. O mu lan Talaş yoksa? Gideyim bakayım oraya. Yani zaman harcayacağız belki ama bir bakalım yani. Burası da ağaçla ilgili, burası da ağaçla ilgili. Aralarında bir fark var. Orada Talaş'ı kabul etmedi. Demek ki kütük olarak kabul ediyor. Bir de burada deneyeceğim. Bir de Talaş'a ne veriyor onu da çok merak etmiyorum yani. Bakayım ne alacağız Talaş'tan. Bu kadar geliyoruz inşallah değer. Hadi ama. Hay ananı. Yani Talaş olayı çok da bir şeye yaramıyor. Keşke yarasaydı. Ama yaramadı. Evet, açalım. Hadi bakalım. İlk tur gübrelemeyi yapalım. Bu arada dön garaja, kiralanan nesneler. Onu yallah da gitsin abi. 3000 zarar ettik ama yapacak bir şey yok hocam.
Şimdi orayı bitirirken biz şu ormancılık muhabbetini bir kurcalayalım hocam. Şimdi kütük taşıyor. Sadece taşıyor lan bunlar. Bu kesiyor. Bu taşıyor. Kesebilir, taşıyabilir. Bu da kesebilir. Ya ama bu aletlerin kirası çok yüksek be. Dokuz bin abi kiralama, şuraya bak. Yani ağaç ekipmanları pahalıymış abi. Kirası bile şu an beni yorar yani. Dön bir tur daha gübrelemeye bakayım çocuğum. Biz yaparız abi. İlk tur gübrelemeyi yapalım hemen. Şimdi gübre makinemizin de bir tamire ihtiyacı olabilir. Gübre makinesinin canı kalmamış. Makine ölmüş lan. Şu tankere bir yanaşalım abi. Yakıt almamız lazım. Evet. Yani bugün daha uzun bir yayın yapacaktım ama tek part olsun, bu kadar olsun. TikTokçuğum bugün bu kadar olsun yayınımız yani. Yayın tekrarını TikTok üzerinden bir iki gün içinde görebilirsiniz ama isterseniz YouTube kanalımıza, Furkan Ökü TV'ye gelip oradan da görebilirsiniz değerli arkadaşlar. YouTube için ve TikTok için söyleyelim o zaman.
Arkadaşlar, eğer yaptığımız bu yayını beğendiyseniz odan bir bizi bir takip edin değerli arkadaşlar. Yani beğenilerinizi görelim, bir takipleri görelim. Aynı zamanda YouTube'a yükleyeceğimiz için ne diyoruz? Bu videoyu YouTube'da beğeniyorsanız eğer lütfen beğen butonuna basın. Eğer YouTube'da izlediyseniz arkadaşlar bir yorum bırakın altına. Yine bize YouTube kanalımız üzerinden de abone olursanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Yeniden görüşeceğiz. Tekrar görüşene kadar şimdilik Cümleten abi herkese Allah'a emanet.